Bismillahirrahmanirrahim. Nurul Izzah fıkıh derslerimize devam ediyoruz. Faslun fi eksamil vuzu'i. Abdestin kısımlarına dair bir konu. Faslun bir konu. Eksam, gismün, gisman, eksam, cemi, mükesser biliyorsunuz. El vuzu kelimesi mastar gayri mimi. Yine geçecek birazdan. El vuzu'u abdest almak. Ala selaseti eksamin. Üç kısım üzeredir. Yani abdestin hükmü üçe ayrılır. El evvelü üç kısımdan birincisi nedir? Farzun farzdır. Abdest almak bazen farz olur. Kim üzerine farzdır? Alel muhdisi. Muhdis esasen hadese yahdüsü birinci baptan mücerredi. Ahdese yuhdisu ihdasun muhdisun. Yani ifal babından mimli mastar olan bir kelime. Abdestsiz demek. Abdestsiz kişi üzerine abdest almak, abdestsiz kişinin abdest alması farzdır. Ama lis salati, namaz kılmak için abdest alması farzdır. Velev kânet neflen, bu kılacağı namaz nafile olsa da yine de abdest almak farz olur. Kânet, kânet hiye, o namaz olsa da, nedir olsa da, neflen, nafile olsa da, kânenin haberi. Daha ne için veya kim için abdest almak farzdır? Li salatil cenazeti. Cenaze namazı için de abdest almak farzdır. Ve secdeti tilaveti. Tilavet secdesi yapmak için de abdest almak farzdır. Ve daha ne için? Li messil Kur'an'ı. Mes dokunmak, el sürmek demek. Messil Kur'an'ı, Kur'an'a dokunmak için abdest almak farzdır. Velev ayeten, tek bir ayet olsa da. Vessani, üç kısımdan, abdest üç kısma ayrılır demiştik hüküm yönünden. Essani, ikincisi nedir? Vacibun, vaciptir. Littavafi, tavaf için, bilkâbeti, Kâbe'yi veya Kâbe'de tavaf için abdest almak vaciptir. Vessalisu, üçüncü kısım nedir? Mendûbun, mendüptür. Mendüb kelimesi nedebe yendübü. Nedebe yendübü, yani birinci baptan ne olur? İsmi meful olur. Mendüptür. Ne için mendüb olur abdest almak? Linnevmi, uyumak için. Ala taharetin, temizlik üzere uyumak için. Yani abdesti uyumak için. Ve iza isteygaza. Ve ize isteygaza minhu. Minhu'daki hu nevme, yani uykuya gitmekte. Öyleyse uykudan uyandığı zaman da abdest almak yine mendüptür. Uykudan uyandık, bir abdest alalım demek mendüp. İsteygaza istefale, istifal babından elif sintayı, yani hemze sintayı zayt olarak açıkça görebiliyoruz. Velil müdavemeti aleyhi, abdest üzerine devam etmek için abdest almak. Velil vuzu'i alel vuzu'i, abdest üzerine abdest almak. Burada abdestli olmaya devam etmek için abdest almak. Ve ba'de gıybetin, ve gıybet ettikten sonra abdest almak. Ve kezibin, ve yalan söyledikten sonra abdest almak. Ve nemimetin, nemime laf taşımak demek. Kovuculuk diye de çevriliyor. Laf taşıdıktan sonra abdest almak yine mendüptür. Ve külli hadiyetin, her hatadan sonra, her günahtan sonra abdest almak yine mendüptür. Ve inşadi şiirin, ve şiir söyledikten sonra, ama buradaki şiir el gabih, yani gabihun, çirkin şiir, yani din aykırı olan bir şiir söyledikten sonra. Şiirlerin tamamı din aykırıdır diye bir şey yok. Peygamberi övücü şiirlerde söylenebilir. Ve kahkahatin, ve kahkahadan sonra abdest almak yine mendüptür. Harice salati, namazın dışındaki kahkaha. Namazın içinde olsa durum değişir zaten. Ve gusli meytin. Meyt ölü demek. Gusül yıkamak. Öyleyse ölüyü yıkadıktan sonra abdest almak. Ve hamlihi, hi meyte gidiyor. Meyti taşıdıktan, yani ölüyü taşıdıktan sonra abdest almak. Ve li vakti külli salatin. Her namaz için, yani her namaz vakti için bir abdest almak. Öğle namazı için bir abdest alır kişi, öğleyi kılar. İkindi vakti girdiği zaman abdesti hala bozulmamış olabilir. Onunla namaz kılabilir.
Ama yeni bir abdest alalım derse mendup olur, sevap olur, daha iyi olur. Ve gable gusli el cenabeti ve gable guslil cenabeti gusül abdestinden önce abdest almak. Veril cünübi cünüp için abdest almak yine menduptur. Hangi durumda? İnde eklin yemesi esnasında. Bir şey yemeye karar vermiş. İşte bir ekmek yiyeyim, bir tabak yemek yiyeyim, bir elma yiyeyim dediği esnada yemeden önce abdest alması. Ve şurbin veya bir şey içme esnasında. Yani kişi ne yapacaktır? Diyelim bir bardak su içecek veya süt, herhangi bir şey içecek. Bu durumda içmeden önce abdest alması yine menduptur. Ve nevmin ve uykudan önce, yani bunların hepsinde ne var? İnde var. Uyku anında, uyku esnasında, yani uyumadan biraz önce abdest almak. Ve vet'in ve cinsel ilişkiden önce abdest alması. Ve li gazabin ve öfkelendiği zaman abdest alması. Ve Kur'anin ve Kur'an okuyacağı zaman okumadan az önce abdest alması nedir? Yine menduptur. Ve hadisin ve hadis okuması esnasında abdest alması. Eline adam Buhari almış, Riyazu Salihin almış, hadis okuyacak. Abdestli olması güzeldir. Buradaki abdest elbette kişi cünüptü de bir abdest alsın değil yani. Buradaki durum ne? Bildiğimiz normal namaz abdestinden bahsediyoruz. Ve rivayeti hi hadise gitti. Hadisin rivayeti esnasında, yani rivayet edeceği zaman ve diraseti ilmin, ilmi bir ders yapacağı zaman abdest alması ve ezanin ve ezan esnasında, yani ezan okumadan biraz önce abdest alması ve ikametin ve kamet getireceği esnada abdestli olması ve hutbetin ve hutbe esnasında abdestli olması menduptur. Ve daha hangi durumda abdestli olması, abdest alması mendup olur? Ziyareti seyyidina, Efendimiz'i ziyaret esnasında. Ki Efendimiz kimdir? Ennebiyyi sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mezarının başına gittik, ziyaret için gidiyoruz. Gitmeden önce abdestle gidersek güzel olur diyor, mendup olur. Mendup biliyorsunuz mecburilik değil, olsa iyi olur manasına geliyor. Ve vukufin ve vukufin bi arafete, arefe-i vakfe esnasında abdestli olmak. Ve lissa'yi sa'y için abdestli olmak. Beyne safa vel merveti, safa ve merve arasında sa'y edecek kişinin abdestli olması, ondan önce abdest alması yine menduptur. Ve ekli lahmi cezurin, cezur deve demek, lahim et demek, ekil yemek manasına geliyor. Öyleyse deve eti yeme esnasında, yani önce abdest alıp sonra deve eti yemesi daha iyi olur. Abdestsiz yemesi çok da güzel olduğu söylenilemez. Veril huruci ve çıkmak için, neden çıkmak için? Min hilafil ulemai, alimun ulema, ulema yani alimlerin hilafından. İhtilaf diye bir şey var. Birisi başka bir şey der, birisi başka bir şey diyebilir. İşte o ihtilaftan çıkmak için abdest almak yine menduptur. Ne gibi bu ihtilafa bir örnek verelim denilmiş. Kema gibi. İza messe, dokunduğu zaman imraten bir kadına. Yani bir erkek bir kadına eliyle dokunduğu esnada ne olur? Şafii mezhebine göre kişinin abdesti bozulur. Oysa Hanefi'ye göre bozulmaz. İşte bu nedir? Bir ihtilaftır. Alimler arasındaki bir ihtilaftır. Bu tür ihtilaflardan çıkmak için abdest almak menduptur. Çünkü bozulmuş olabilir. İmam Şafii'nin görüşünü de baz alarak abdest alalım. Abdest alırsak ne olur? Ne Hanefi'ye göre bir hata yapmış oluruz, ne Şafii'ye göre. Dolayısıyla kadına dokunduktan sonra abdest almazsak, o şekilde namaza gittiğimizi düşünelim. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi'ye göre o namaz olmayacak, yani abdest bozulmuş. Bu ihtilaftan çıkıp işi garantiye almak için menduptur abdest almak. Faslun, yeni bir konu, neye dair? Fi nevâgizil vuzu'i, abdesti bozan şeylere dair. Abdesti neler bozar? Nevâgiz, biliyorsunuz cimi, mükesser, ne gaza, yen, guzu. Birinci baktan olan fiilin, ismi fail, nâgiz, onun cemi mükesseri olmakta. Yenguzu, ne gaza yenguzu? Yenguzu bozar. Neyi bozar?
El vuzu'e abdesti bozar. Abdesti ne bozar? İsna işara şey'en. 12 şey bozar. Önce ne geliyor? İsna işara 12 bozar. 12 ne bozar? Temiz lazım. Sayıların temizi şey'en. Şey bozar. 12 tane farklı şey abdesti bozar. Onlar da nedir? Ma o şeydir ki harece çıktı. Harece yokrucu biliyorsunuz. Mine sebileyni iki yönden çıktı. Ön veya arkadan çıkan her şey. Ma her şey yani her şey bozar. İlla ancak bir istisnası var. O da nedir? Rihal gubli. Önden çıkan koku hariç o bozmaz. Fil asahhi en sahih görüşe göre durum budur. Ve yenguzu bozar. Hu o abdesti ne bozar? Viladetün doğum bir kadının doğurması bozar. Min gayri ru'yeti demin. Dem kan demek. Ru'ye görmek demek. Gayr olmaksızın başka. Yani olumsuzluk manasında. Öyleyse min gayri ru'yeti demin kan görülmeksizin. Kan görülmese bile yine de doğum abdesti bozmakta. Hangi abdestten bahsediyoruz? Namaz abdesti, gusül abdestinden bahsetmiyoruz. Ve yine bozar. Ne bozar? Necasetün bir pislik. Öyle pislik ki bu sailetün, akıcı sıfat yani. Min gayri hima. Bu az önce geçen sebileyn dediğimiz ön ve arkanın dışında çıkan bir pislik ki akıyor. Ne gibi? Ke demin. Dem kan gibi. Ve gayhin ve gay-i-da'amin. Gayhin irin demek. Gay-i-da'amin yemek kusmuğu demek. Yani kişi yemiş, yediği şeyi kusuyor. Bu da abdesti bozuyor. Ev veya da ma'in. Yani gay-i-ma'in demektir bu. Kustuğu şey yiyecek maddesi olmak zorunda değil. Ma'in su demek. Bir sıvı madde de olabilir. Kişi içtiği suyu da olabilir. Ne bileyim içtiği aranı da kusmuş olabilir. Herkesin başına gelebilir. Bu da yine bozacaktır abdesti. Ev veya bakalım veya'dan sonra ne gelecek? Alagin pıhtılaşmış kan demek. Alak pıhtılaşmış kan da kusmuş olsa kişi yine abdest bozulur. Ev veyahut da mirratin mide safrası kusmuş olsa yine abdest bozulur. Ama bu saydıklarımız ne zaman abdesti bozar? Bir şartı var bunun. İze mele'e doldurduğu zaman neyi? Elfeme ağzı. Yani adam ne diyelim yiyecek kusmuş veya sıvı madde kusmuş veya pıhtılaşmış kan kusmuş veya saydığımız diğer maddeleri kusmuş. Ama ne kadar kusması lazım? Ağız dolduğu zaman. Ağız dolusu kusarsa abdest bozulur ki ve o ağız dolusundan kasıt nedir? Ma o şeydir ki la yendabiku indabaka yendabiku kapanmıyor aleyhi onun üzerine o durum üzerine kapanmıyor elfemu ağız yani ne kadar dolu olmalı ağız kapanmıyor illa ancak kapanıyor bir tekellüfin zorla yani zar zor ağız kapanıyor o kadar çok ağız dolmuş ki yani kusmuş kusmuş ağzında durmuş onları boşaltması gerekiyor o kadar çok şey var ki artık ağzını zor kapatıyor. İşte buna ağız dolusu diyoruz. Yani ağız dolusu derken ne kadar? Bu önemli. Alel es-sahih en sahih görüşe göre durum budur. Yani farklı görüşler de var. Ve yücme'u ve toplanır. Ne toplanıyor? Müteferrikatul kay'i. Kay'i. Gay kusmuk demekti. Kusmak demekti. Farklı kusuşlarda toplanır. Adam bir kustu. Diyelim işte ağız dolusu değil. Yarım ağız dolusu kustu. Az sonra bir daha kustu. Az sonra bir daha kustu. İşte bunlar toplanır ama ne zaman? İzzet tehade. İza ittehade sebebuhu. Onun yani o kusuşun sebebi bir olduğu zaman, aynı olduğu zaman, aynı sebep ile defalarca kusmuş ve o her kusmuk toplandığı zaman bir ağız dolusu yapıyorsa o abdest bozulmuştur. Ve yine bozulur abdest demun bir kandan dolayı. O kan ki galebe, galip oldu. Alel buzagi. Buzak burada Türkçemizde kullanılan bir kelime değil yani. Buzak tükürük demek. Tükürük üzerine galip geldi. Yani tükürükten fazla oldu. Tükürükten daha diyelim ağzımızda bir kan dişimizden dilimizden bir yerden kan geldiğini fark ettik. Bir yere tükürdük. Bakıyoruz tükürük mü daha fazla kan mı daha fazla renkten bunu anlayacağız.
Hangisi daha fazla? Diyor ki eğer kan daha fazla ise bu durumda abdest bozulmuştur. Ev veya sevahu kan ile tükürük eşit oldu, müsavi oldu, bu da bozar. Ama kan tükürükten daha az ise bu durumda ağzımızdan, dişimizden, işte ağız bölgesinden gelen kan abdesti bozmayacaktır. Ve yine abdesti bozar ne? Nevmun bir uyku. Öyle uyku ki bu. Lem tete mekken. Temekkün etmedi, yerleşmedi. Fihi o uykuda ne? El mak'adetu makhat. O uykuda yerleşmedi. Minel erzi yere. Yani kişinin makadı işte arka tarafı uyurken yere tam yerleşmiş olması gerekiyor. Yerleşmediyse lem tetekennem işte böyle uyku abdesti bozar. Mesela örnek yüzüstü uyumak. Yüzüstü uyuma durumunda makat yere sabit olmadığından kişinin ne diyelim yerlenme ihtimali yüksek oluyor. Yerlenme ihtimaline binaen abdesti bozulmuş sayılıyor. Devam edelim. Ve yine abdesti bozar ne? İrtifa'u mak'adeti naimin. Naim uykucu, uyuyan isim fail. Uyuyan kişinin mak'adının yükselmesi. Gable intibahihi. İntibahihi. Uyumadan evvel. Uyumadan evvel. Böyle. Ve inlem yeskut. Sakata yeskudu. Lem yeskut. Düşmese bile ki zahir görüşe göre ne olacaktır? Abdest bozulacaktır. Ve igmaun bayılmak ve cununun ve delilik delirmek bayılmak abdesti bozar, delirmek de bozar ve sukrun sarhoşluk, sarhoşluk da abdesti bozar ve kahkahatu baligin, balig ergen, buluğ çağına ermiş kişi demek. Onun kahkahası da abdesti bozar. Demek ki baliğ olmayanın işte örnek 6 yaşındaki bir çocuk diyelim namaz kılıyor. Kahkaha attı, abdesti bozulur mu? Bozulmaz. Dedik ve kahkahatu baligin yakzane fi salatin. Yakzane uyanık olduğu halde nerede? Fi salatin bir namazda. Namazdayken yani kahkaha ile bir baligin bir buluğ çağına ermiş kişinin gülmesi abdesti bozacaktır. Ama nerede yani nasıl bir namaz bu? Zati ruku'in, ruku sahibi, rükulu bir namazda ve sucudin ve secdeli bir namazda bozar. Buna göre cenaze namazı mesela rükusu var mı? Yok. Secdesi var mı? Yok. Demek ki istisna edilen şey o oldu. Velev taammede şayet kastetmiş olsa bile yani kastetmiş olsa da el huruce çıkmayı ha nereye gitti? Kahkahaya gitti. Ha o kahkaha ile o kahkaha sebebiyle çıkmayı kastetmiş olsa da nereden çıkmayı? Minas salati namazdan çıkmayı kastetmiş olsa da abdesti bozulur. Ve messu fercin ve ferce dokunmak ellemek de abdesti bozar ama neyle dokunmak? Bir zekerin zekeriyle. Şimdi ferç kadının avret bölgesi diyelim. Zeker de erkeğin avret bölgesi diyelim kabaca. Müntesibin. Şimdi zekerin sıfatı geldi. Müntesib intasabe müntesibin. Ne demek? Yani şehvetlenmiş bir durum. Şehvetlenmiş durumdakiyle. Bila hailin. Hail engel demek. Bir engel olmaksızın işte zeker ile ferce dokunmakta abdesti bozar. Faslun bir fasıl, bir konu. Fima o şey hakkında ki bu fasıl nedir o? La yenguzu bozmuyor el vuzu ve abdesti. Demek ki abdesti bozmayan şeyler nelerdir? Konumuz bu. İşratu eşya 10 şey la tenguzu bozmaz. Neyi? El vuzu ve abdesti. Onlar da neymiş? Zuhuru demin. Kanın çıkması, görünmesi. Ama nasıl bir kan? Lem yesil. Akıcı olmayan nereden? En mahallihi kendi mahallinden mahalline taşmayan yani kan çıkmış duruyor orada dağılmıyor çıkmaya devam edip oyuna boyuna yayılmıyor bu kan bozmaz ve sukudu lahmin lahm et demek sukut düşmek demek sukudu lahmin etin düşmesi muzaf bu da abdesti bozmaz ama min gayri seyelani demin
Yani bir şartı var bunun da. O şart da nedir? Kan akmayacak yani. Et düştüğü esnada kan akmayacak. Örnek verelim, işte insanın cildinde, yüzünde zaman zaman sivilceler çıkabilir. 5 gün, 10 gün geçer, o sivilce kurur. Artık onu kaşıdığımızda, dokunduğumuzda oradan ufak bir parça aşağı doğru düşebilir. Bu durumda kan çıkmıyor ise abdest bozulmuyor. Da buna örnek veriyor, ne gibi? Kel irkil medeniyi. El irkil medeni bir hastalık ismi. Ellezi, öyle irkil medeni ki bu. Yugalu lehu, ona denilir, yani ona isim verilir. Bakın, gale yegulu, gavul maddesi deriz buna. Gale olur, yegulu olur, gavlun olur, gul fark etmez. Gale maddesinden sonra lam gelirse isim verilir denilir. Yugalu lehu, ona isim verilir. Yani o hastalığın diğer adı nedir? Rüşteh, rüştehtir. Rüşteh hastalığı gibi. Ve hurucu düdetin, düdetin. Kurdun çıkması nereden? Min cürhin. Cürh burada yara manasında. Herhangi bir yaradan kurt çıkarsa yine ne olur? Abdest bozulmaz. Ve uzunin kulaktan çıkmış olsa, yani hurucu uzunin, daha doğrusu hurucu düdeti uzunin demek. Düdetin min uzunin. Evet, tam olarak buradan sonrasına uzun getirilmiş. Yani vav o demek. Kulak demek. Enfin ve burundan çıkmış olması kurduğun yine abdesti bozmaz. Ve messü zekerin. Zekere dokunmak abdesti bozmaz. Ve messü mraetin. Kadına dokunmakla da abdest bozulmaz. Hanefiye göre tabi. Ve gayun. Gayun ne demekti? Kusmuk. Kusmukla da bozulmaz ama öyle kusmuk ki bu la yemle'u doldurmuyor el feme ağzı. La yemle'u fiil, fail nerede? Hüve, o gay doldurmuyor, yani kusmuk doldurmuyor, el feme ağzı mef'ul. Ve gay'u, gay ne demekti, sürekli geçiyor, kusmuk. Gay'u belgamin, balgam kusmu. Yani kişinin çok balgam tükürdü diyelim, bu da yine abdesti bozmaz. Velel olsa da, ne olsa da birazdan, kesiran çok olsa da, yani çok kusmuk, pardon, çok balgam kusumu olsa da yine de abdest bozulmuyor. Ve temayülü naimin, naim uykucu demekti. Temayülü naim, uykucunun yani uyuyanın meyletmesi de bozmaz. Uhtumile, meçhul, ihtemele, uhtumile. Uhtumile, uhtumile zevalu mak'adetihi, makadının zevali ihtimaline binaen. Yani ne demek? Makada diyelim bir yere sabit duruyordu. Ama oradan değişme ihtimali var, yani havaya doğru kalkma ihtimali var. Bu tür ihtimaller bozmuyor. İhtimale binaen, o tür ihtimale binaen bozulmuyor. Ve nevmü mütemekkin olan kişinin uykusu da bozmaz. Yani bir kişi makadı yere sabit bir şekilde duruyorsa, o şekilde uyusa abdesti bozulmaz. Yani bu önemli bir konu esasen. Uykunun kendisi abdest bozucu değildir. Uykunun bizzat kendisi abdest bozmaz. Uyku esnasında meydana gelebilecek olan şeyler uyku şeyi abdesti bozar. Hani ilmi hallerde yazıyordur muhtemelen. Uyumak bozar, şu bozar, bu bozar. Yani uyumak, ama hangi uyumak? Ayrıntıya girdiğimiz zaman İşte yere temekkün etmeyen şekildeki uykular abdesti bozuyor. Yere sağlam bir şekilde konumlanmış ise makat, bu durumda abdest bozulmaz. Bununla ilgili hadis de var, yani şu an okuduğumuz fıkıh kitabı biraz özet tarzda olduğundan çok fazla öyle delil ayrıntı yok. Sadece söyleyip geçiyor. Yeni başlayanlar için iyi bir kitap. İlerledikçe daha delil bazlı kitaplar okuruz. Velev müsteniden ila şeyin, bir şey istinad etmiş, yaslanmış olsa da, olması da bozmaz. Lev şayet uzile, o şey alınsa, yaslandığı şey alınsa, sekata düşse, bu da bozmuyor. Yani kişi bir şeye yaslanarak uyumuş ama o şey oradan aldığın esnada kişi düşebilir, bu da yine bozmaz diyor. Ara zahiri fihima, her iki durumda da zahir görüşe göre böyledir ama farklı kitaplarda farklı bilgiler yazdığını da biliyoruz.
Fihima yani son iki konuda, en son iki tane ne saydıysak o. Ve nevmi musallin. Musallin ne demekti? Namaz kılan. Namaz kılanın uykusu da, yani namaz kılanın uyuması onun abdestini bozmaz. Velev rakiyan, yani rükûde uysa bile. Namaz kılıyor kişi, belki 2-3 gündür uyumamış, artık çok bitkin düşmüş, rükûdeyken uyudu. Olabilir mi? Milyonda bir olur yani. Rükûda uyumak zordur. Secdede uyumak daha kolaydır. Eğer saciden veya secde ederken uyudu. Kişi secdedeyken uyursa, namaz kılarken abdesti bozulmaz diyor. Ama ala ciheti sünneti, sünnet şekli üzere uyuyacak. Vallahu Allahu Teala nedir? El müvaffiku, başarıya ulaştırıcıdır. Muvaffak kılandır. Böylece bu videomuz son bulmuş oldu.